Sayemde meşhur oldum. Çok değerli dostum, Selim kardeşim, değerli emekleriyle gece gündüz benimle ilgilendim. Hem arkadaşım olarak, hem hekim olarak gerçekten minnet duydum. Covid gerçekten çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu hekim olarak hastalarımdan görüyordum. Gerçekten akciğerleri darma duman olmuş. Nefes darlıklarıyla geliyorlardı. Ama birebir yaşayan olarak ilk kez ölümü gördüm. Kalp krizi geçirdim. Çok zatürrede geçirdim. Mesleğim gereği sık maruz kaldığımız için mikroba. Ama bu çok değişik. Ölümü gördüğüm bir haftada 11 kilo kaybettim. Sağ olsun arkadaşlarımın gayreti, dualarla kendime geldim. Covid giderek daha tehlikeli hale geliyor. Akciğerlerde çok ciddi tahribatlar yapıyor. Yoğun bakım yatak kapasitemiz 4-5 katına çıktı. Her gün gelen hastalarımızın o yoğun bakımlara ve servislere akciğerleri ileri derecede bozulmuş oluyor. En önemli şey bazı hastalarımızda tüm tedaviye rağmen iyileşseler bile yıllarca sigara içmiş, ağır verem geçirmiş hastalarımız gibi ömür boyu nefes darlığı çekecekler. Yoğun bakımdaki hastalarımız, yoğun bakıma düşen hastalarımızın çok önemli bir kısmını tabii ki iyileştiriyoruz. Ancak bir kısmını da kaybediyoruz. Hastaneye yattığımın 3. günü yan odamda 20 yaşında bir genci kaybettik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Gençler çünkü bu konuda dikkat etmiyorlar. Başka bir şey daha var. Hani ilk yattığımda o nöbeti tuttum. O nöbetin özelliği neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Gördüğüm şey, hemşire arkadaşlarım, hepsi Covid geçirdiler. Ben de geçirmiştim. Ve o gece tekrar mikrop yükümüzü artıracağımızı bilerek saatlerce müdahale ettik. 88 yaşında bir hastamızı Allah'a şükürler olsun geri gönderdik. Dolayısıyla bu hastalığın lütfen önemini kavrayın. Yoğun bakımlarımızın çok ciddi oranda doldu. Ölüm oranı gittikçe artıyor. Hastalığımın 14. gününde taburcu oldum. Bir 10 gün istirahat verdi Selim kardeşim. Ancak hastanede çok yoğun uzman hekim ihtiyacı olması ve iki hekim kardeşimin de zor durumda olduğunu gördüm. 4. günde raporumu keserek kardeşlerimle birlikte çalışmaya başladım. Neler hissediyorum? İçimdeki enerji ve güç hastalık sonrası ciddi oranda azaldı. Bu hastalığın bir özelliği de o. Enerjinizin %30'u 40'ı olmuyor. Yine koşuşturarak çalışıyorum ancak bu hastalığı tekrar geçirdiğinizde daha ağır seyredeceğini de biliyorum. Ancak bize ihtiyaç var. Çalışmak zorundayız. Bana verilen Covid ile ilgili ilaçların hepsini sonuna kadar kullandım. Önemli olan Covid'e yakalandığınızda tedaviyi tam ve düzgün aldığınızda ve istirahat ettiğinizde hastalığın daha tehlikeli ve kalıcı eser bırakmasını önlüyor. Başka bir şey daha var. Aşılar. Lütfen bu hastalığı yaşayan bir hekim olarak söylüyorum. Çok ciddi komplikasyonlara yani izlere neden olan, öldüren, öldürmese de yaşadığınızda iz bırakan bir hastalığı aşısı mutlaka olun. Sosyal medyada hekim olduğu şüpheli,
ve değişik sayfalarda hekim olmayanların da hekim adıyla paylaşım yaptıklarına şahit oldum. Kesinlikle bir hekim olarak ve bilim adamlarımız, çok değerli bilim adamlarımız, hocalarımız ve bizler mutlaka aşı olun diyorum. Çünkü bu bir milli meseledir. Bireysel olarak da tabii ki önemli ama aşılandığımız zaman bağışıklık, ülkemizin bağışıklık ve bulaştırma oranı, bağışıklığımız yükselecek ve bulaştırma oranımız düşük olacak ve memleket olarak da bundan kurtaracağız. Hadi şuradan hastamız, hakikaten yoktur hastamız. Yok yok. Bitirdim. Bir işleyen bir hasta var mı? Gelin buyurun. Bir Meliha parça var. Başka ha şey mi? Muayene için mi? Bir tane. Radyo çeken hasta olur. Oradakiler de göğsündekiler demiş ki COVID olup alıyor, konulayabilir. O şey... Düzgün yap ki hakkın neyse ona göre verelim, oldu mu? Tamam. Hak kaybı olmaz şimdi. Tamam. Düzgün üfle yap, tamam mı? Tamam, oldu. Oldu. İyi günler. Yanında üfleme testi. Evet. Tamam. Oldu. Ondan sonra gel. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.